Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Dini dünyaya alet ederek istismar eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. Kardeşlerim, önümüzdeki pazartesi günü Yüce Rabbimizin yardımı, devletimizin dirayeti, milletimizin cesaretiyle küresel şer odaklarına ve onların taşeronluğunu yapan FETÖ'ye karşı elde ettiğimiz destansı zaferimizin 8. yıl dönümüdür. Bizler tarihin her döneminde olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla bir kez daha omuz omuza verdik elhamdülillah. Minarelerden yankılanan salalar eşliğinde, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hep birlikte meydanlara akın ettik. İstiklal şairimizin, Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek mısralarında ifade ettiği gibi vatanımız ve milletimiz üzerinde oynanmak istenen kirli oyunları hep birlikte boşa çıkardık. 15 Temmuz aziz milletimizin hiç kimsenin boyunduruğu altına girmeyeceğinin, zalimin karşısında asla eğilmeyeceğinin son örneğidir. 15 Temmuz, azmin ve cesaretin zillete ve korkaklığa galebe çaldığı şanlı bir direniştir. Aziz Müslümanlar, devletimizin ve milletimizin her alanda güçlenmesinden, birliğinden, beraberliğinden rahatsız olan küresel şer odaklarının ve bir takım başka terör yapılarının da desteğiyle 15 Temmuz işgal girişimine kalkışan FETÖ, inancımızı, ibadetlerimizi, milli ve manevi değerlerimizi istismar etmiş, istiklalimizi ve istikbalimizi hedef almıştır. Sureti haktan görünerek, vatanımızın, devletimizin bekasına, milletimizin canına kastetmiştir. Yüce dinimiz İslam'ın en temel kavramlarını kendi çıkarları için kullanmıştır. Gençlerimizi ailelerinden koparmak, kalplerinden vatan sevgisini, millet olma şuurunu, ümmet olma bilincini söküp atmak için her türlü hile ve tuzağa başvurmuştur. Kıymetli Müslümanlar, önümüzdeki salı günü de 10 Muharrem Aşura günüdür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününü içine alacak şekilde bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla iki gün oruç tutmayı bizlere tavsiye etmiştir. Aşura aynı zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyadaki çiçeğim, reyhanım diyerek sevdiği cennet gençlerinin efendisi olarak övdüğü torunu Hazreti Hüseyin Efendimizin ve çoğu Ehl-i Beyt-i Mustafa'dan olan 70'ten fazla Müslümanın Kerbela'da şehit edildiği gündür. Üzerinden asırlar geçse de bu elim hadisenin acısı hala taptazedir ve hala yüreklerimizdedir. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma validemizin ciğerparesine bu zulmü reva görenler ise Ümmeti Muhammed'in maşeri vicdanında mahkum olmuş ve olmaya da devam edecektir. Aziz Müslümanlar, cennet vatanımızda gözü olanlar, aramıza nifak tohumu ekerek
muhabbetimizi ve kardeşliğimizi bozmak isteyenler, dün olduğu gibi bugün de hain emellerinden vazgeçmiş değillerdir. Bunlar dahili ve harici olarak her zaman mevcuttur. O halde bu hain tuzaklara bir daha düşmemek için sahih dini bilgiyi ehil ve güvenilir kişilerden ve doğru kaynaklardan öğrenmeye gayret gösterelim. Göz nuru çocuklarımızı ve geleceğimizin teminatı gençlerimizi Kur'an ve sünnet ışığında sağlıklı, dengeli ve şeffaf bir din eğitimiyle buluşturalım. Bunun için elimizdeki fırsatları değerlendirelim. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz bunun gayreti içerisindeyiz. Din hizmetleri ve eğitim hizmetlerini ülkemizin her yerinde en doğru ve en verimli bir şekilde yapmak için başkanlığımızın bütün birimlerinin 81 il müftülüğümüz ve 922 ilçe müftülüğümüz rehberliğinde 150 bini aşkın hocamızla, dini yayınlarımızla, kitaplarımızla, dergilerimizle, Diyanet televizyonumuz ve Diyanet radyolarımızla, dijital yayınlarımız ve dini bilgilendirme içerikli sosyal medya mecralarımızla büyük bir gayretin içerisindeyiz. Kur'an kurslarımızda 4-6 yaş grubundan itibaren her yaştan vatandaşlarımıza Kur'an ve sünnet çizgisinde doğru dini bilgiyi ulaştırmaya çalışıyoruz. İşte şu an 90 bin camimizde, 30 bin kadar Kur'an kursumuzda, yaz Kur'an kurslarımızda milyonlarca çocuğumuz, öğrencimiz Kur'an ve temel dini bilgiler eğitimi alıyor. Onlara dinimizin inanç, ibadet ve ahlak ile ilgili esaslarını öğretiyoruz. Bu vazife hem Rabbimiz tarafından bütün Müslümanlara verilmiş ve özellikle وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ayeti kerimesiyle Yüce Rabbimizin bizlerin, bütün hocaların görev tanımlamasını yaptığı şuuruyla çalışıyoruz. Bütün Müslümanlar olarak, bütün vicdanlı insanlar olarak birlikte hareket etmeyi, güçlerimizi birleştirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.